Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün benim için önemli bir gün. Benim için büyük ama YouTube için küçük bir hadise aslında. Bugün kanalımda 1000'den fazla abone var. Yaklaşık 1-2 gün önce YouTube'un abone sayısı 1000'i geçmiş oldu. Ben de yeni başlayanlar için yeni bir içerik üreteyim dedim. Hani 1000 aboneye nasıl ulaşılır? Bu esnada neler yapmak gerekiyor? Gibi soru işaretlerinin cevabını vermek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar, düzenli içerik şart. Düzenli içerik olmadan kanalımıza hiçbir şekilde abone sağlayamıyoruz. Tabii ki eş, dost, arkadaşların da destekleri çok fazla. Birçoğunda oldukça da bunalttım. Hani abone ol, arkadaşlarını da abone yap şeklinde. Ama bunun yanı sıra bir yerden sonra sözlü olarak arkadaşlardan beklenen destek yeterli olmuyor. İşte bu süreçte ciddi anlamda oluşturmuş olduğun içeriklerin kıymeti ortaya çıkıyor. Ben yaklaşık 40 küsur video çektim ve bu 40 küsur videoda 2-3 tanesi ciddi anlamda izlendi. Trabzon için çektiğim video, havaalanı için çektiğim video ve son olarak yerli otomobil için hazırlanan videoyu koydum. Ben çekmedim, hazır videoyu koydum. Aslında telif de yiyebilirdim. Yüklesem mi yüklemesem mi diye düşündüm ama en sonunda yükleyeyim dedim. Hem güncel bir konu hem de sonuna kadar yerli otomobili destekliyoruz. Bundan dolayı tanıtım videosunu yükledim ve kısa bir süre içerisinde 100.000 kişilik izleyici elde etti. Gerçekten de benim kanalım için yüksek bir rakam diyebilirim. Ve bu abonelerimin büyük bir kısmı bu fazla izlenen videolarım sayesinde geldi. Hatta en sonunda yapılan yorumların altında hepsine de cevap vererek kanala abone olmaları için destek bile istedim. Tabii bunlar işin ufak tefek tüyoları diyebilirim aslında. Bunun yanı sıra en son 1000'e yaklaştıkça da hani son 50 abonem kaldı diye paylaşımda bulundum. Arkadaşlara da sıkça altını çizerek söylüyorum. Sıkça rahatsız ettiğimi söylüyorum ama hepsi sağ olsun desteklerini esirgemediler. Ellerinden geldiğince kanalıma abone sağladılar diyebilirim. Öncelikle arkadaşlar kanalı oluştururken sağ alt köşede ve açıklama kısmında aboneliğe dair açıklamalar ve abone butonlarını koymanız gerekiyor. Bu videonun da sonunda sağ alt köşede abone ol şeklinde bir buton çıkacaktır. Görürsünüz birazdan video bittiğinde. Yapılması gereken mevcut şeylerin hepsini sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Yani kullanıcının abone olması için gereken şeyleri. Mesela şimdi birazdan şuralarda bir yerlerde birazdan bir buton gelecek. Kanala abone olun şeklinde. Buna benzer bannerları yapmanızı da tavsiye ediyorum. Kullanıcıyı hatırlatmak için. Tabii fazla da kullanıcıyı sıkmadan, sık sık bu butonları ekrana getirmeden. Ben genelde bir başta koyuyorum abone olun diye. Bir sonda koyuyorum abone olun diye. Bu şekilde sağlıyorum kanalımın abonelik kısmı mevzusunu. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra uzak durmanız gereken şeyler söyleyeyim. Kesinlikle auto like, işte otomatik abonelik, otomatik işte video gösterimi şeklindeki mevzulara bulaşmayın. Çünkü bir yerden sonra o gelen takipçiler hepsi gidiyor. Sahte, tamamen sahte takipçi. Maalesef insanlar kaç izlenmiş, kaç tane abonem var gibi sorulara önem veriyorlar ama burada önemli olan kendinize ait olan içeriği üretmeniz ve bu şekilde topluma fayda sağlamanız. Bir yerden sonra kendi kendimizi kandırmak gibi bir durum oluyor. Benim şimdi 1000 tane abonem var ve şöyle de bir gerçek var. İstatistiklere bakıldığında video izleme oranlarının %90'ından fazlası arama sonuçlarından geliyor. Yani abonelerin çok az bir kısmı videoyu izliyor. Tabii bu rakam arttıkça bu istatistikler mutlaka değişecektir. Ben burada sadece niye abonelik olayına birazcık önem gösterdim. Para kazanma özelliği açılsın diye. YouTube şu şekilde para kazanma özelliğini açıyor. Öncelikle 4000 saatlik izlemeyi elde etmen gerekiyor. Ondan sonra Google AdSense hesabı açman gerekiyor ve YouTube kanalına bağlaman gerekiyor. Üçüncüsünde de bu izlemeyi elde ettikten sonra 1000 tane abone elde etmen gerekiyor. Bunları da bu şartları da sağladıktan sonra kanalını incelemeye alıyor ve bir ay gibi zaman dilimi içerisinde sana bir mail atıyor. Onaylandı şeklinde ya da onaylanmadı şeklinde şartları sağlıyorsan eğer. Ben de şu anda bu süreci bekliyorum. Bu süreçten sonra para kazanma özelliği açılacak. Tabii ciddi anlamda hani YouTube'dan elde edilen gelirler çok yüksek meblağlar değil. Ancak yine de motive edici, yani ister istemez motive edici olduğunu düşünüyorum. Zaten hali hazırda blogumdan Google AdSense hesabımla birlikte para kazanıyorum. Bunu da ona ilave etmiş olacağım. Genel kapsam içerisinde ilk 1000 abone elde etmek için yapmanız gereken şeyler bunlar. Umuyorum ki sorularınızı cevaplamışımdır.
Bunun dışında ayrıca sorularınız varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Ve tabii ki videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.